Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Bütün dünyada sesimizin ulaştığı tüm kardeşlerimize en içten dileklerimle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sohbetle daha sizlerle birlikteyiz. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki sosyal medya düzenlemesi şu anda mecliste görüşülüyor. Yalan haber yapanlara hapis cezası geliyor. Şimdi bu konu hakkında bir şeyler söylemek gerekiyor. Bakınız, şu anda insanlar yalanlarla kandırılıyor. Gerçek iddiada bulunan, gerçekleri, hakikatleri söyleyen insanların yalan söyleyenler tarafından manipüle edilerek bunların gözaltıdan sonra mahkeme sürecinin devam etmesi ve en son geldiğimiz aşama artık sosyal medyada düzenlemeyle birlikte mecliste sunulduğu zaman artık gerek sosyal medyada veyahut da şu andaki yönetim sisteminin kontrolünde olan havuz medya, Amerika'nın kontrolünde, Pentagon'un, Vatikan'ın kontrolünde olan Siyonizmin ve şu andaki kabalcıların kontrolünde olan insanların izlediği TV havuz medyası, gazete, medya dediğimiz zaman zaten tümünü kapsamak gerekiyor. Her şey bunların kontrolünde olduğu için gerçeği, hakikati aykıran insanların kendileri yalancı olduğu için hakikati aykıran insanlar doğruyu söylediği zaman bir caydırıcılık olması gerekiyor değil mi? İnsanlar hala uyutulmaya çalışılması gerekiyor. Gerçekler konusunda insanlar kitleleri uyardığı zaman gerçek olduğunu bildikleri halde bu yalancılar şu anda ne yapıyorlar? Sosyal medya düzenlemesiyle akılları sıra insanları hapis cezasıyla korkutmaya çalışıyorlar. Size Türkiye'de yeni şehirlere, yeni farklı yerlere cezaevleri yapılıyor dedik. İşte bunların planları içerisinde cezaevlerinin bitmesini bekliyorlardı. Şu andaki bu süreç içerisinde bundan sonra hakikati gerçekten insanlara haykıranların sosyal medya düzenlemesiyle birlikte o insanların hapis cezasına çarptırılması, hapis cezası alması veya farklı derecede o insanların veya bizlerin, sizlerin gözleri korkutulmaya çalışılıyor. Biz cezaevi görmedik insan değiliz. Ve bu durumlara da kolayla gelmedik. Meşakkatlerle geldik. O yüzden hakikatler konuşulmaya devam edecek. Hakikatler konusunda bu insanlar aydınlatılmaya devam edecek. Çünkü biz savaşımızı deccaliyet sistemine, Siyonizme, şeytani güçlere, onlara hizmet edenlere, Vatikan gibi Hristiyan alemini savunduğunu iddia edip kara mafyalarla iş yapan, din adına gizlenmiş insanlarla bizim düşmanlığımız var. Şu anda dünya üzerinde bedeni olarak elbette ki bu savaş birçok insan tarafından görülmeyebilir. Savaş denince insanın aklına ne geliyor? İşte bir fiziksel savaş, karşı tarafa savaş açmak. Ama rahmani savaşlar şu andaki gök kubbede devam ediyor. Bu savaşlar yeryüzüne indiği zaman insanlar gerçek
dehşeti yaşayacaklar. Hani o beklenilen ses diyorlar ya, o ses Allah-u Teala'nın mühlet tanıdığı süreden sonra Allah Celle Celaluhu'nun ordusunun yeryüzüne inmesi. İşte bu orduyu Allah-u Teala'nın izniyle kontrol edecek kişinin ismi Mehdi Aleyhisselam. Şu anda bu savaş sürüyor. Ama insanlar dünya yaşamı içerisinde kendi hayatlarıyla meşgul. Yani şu andaki bütün sıkıntıların çekilmesinin nedeni insanlar üzerine, masumlar üzerine, gariban, fakir insanlar üzerine oynanan büyük bir sömürü sistemi, yani firavunluk sisteminin farklı bir şekilde gelişmiş teknolojiyle birlikte uygulanan versiyonunu izliyoruz. O yüzden bu süreçler içerisinde Rahman ne derse olacak. Bizleri yaradan Hazreti Allah ne derse o olacak. Sonuçta Rahman Allah-u Teala'nın emrinde. Rahman katı ne zaman geçmiş dönemlerde de insanlar sıkıştığı zaman yeryüzüne inmiştir ordularıyla birlikte. Şimdi de insanlar bu süreç içerisinde Allah Celle Celaluhu'dan yardım istiyor ve Rahman Allah'tan aldığı emirleri uygulayacak. Rahman'ın ne olduğunu, Rahman katında neler olduğunu insanlar şu anda çeşitli durumlar içerisinde anlatmaya çalışıyor. Ama sürekli belli tarihler, belli rakamlar, şimdi işte 22.02.2022'de bir şey olacak. Ne oldu? Ne oldu yani? Şimdi diyorlar ki işte Haziran ayını gösteriyorlar. Yine tarihler veriyorlar. İşte toplamını Ebced hesabıyla bir şeye çıkartıyorlar. 2023'te şu olacak. 2024'te bu olacak. 2025'te bu olacak. Ama bu rakamları neye göre değerlendiriyorsunuz? Biz ilmimiz doğrultusunda işte yıldızlara bakıyoruz. Güneş döngüsü, gezegenlere bakıyoruz. Sizler bu yayınları yapan kişilere seslenmek gerekiyor. Onlar Allah-u Teala'nın ilim verdiği, yani hikmetinden sual olunmaz, o insanları bilgilendirdiği, kalp gözün açıldığı, bütün yıldızları, galaksileri, gök kubbeyi, bütün evreni farklı derecede ilimle donatılmış geçmiş dönemde birçok Allah dostu vardı. Bu dönemde de var. Ama onlar gibi görmeleri mümkün değil. Birçok insan bu süreç içerisinde şu anda değişik rakamlar üzerine farklı oyunlar insanların farklı derecedeki düşüncelerini manipüle etmeye çalışıyor. Yani bu nedir? Büyük bir korku. Korkuyu bize pompalayan nedir? Deccaliyet sisteminin ta kendisidir. Siyonizmdir. Kabalcılardır. Ona hizmet edenlerdir. Vatikan'dır. Derin Pentagon'dur. Bunlar artık insanlar anlaması gerek. Korku imparatorluktur. Ve bu imparatorluk yıkılacaktır. Bu imparatorluk kendini ilahı bildikleri halde tövbe aşağı ilahtan daha üstün tutmaktadırlar. O yüzden bu imparatorlukların sistemlerinin çökertilmesi öyle her baba yiğidin harcı değildir. O yüzden bizler dualarımızı Allah-u Teala'ya niyaz edeceğiz ve Rahman katındakilere emir verdikten sonra yeryüzüne indikleri zaman hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Rahman'ın yeryüzüne inmesi, hakla batılın süren savaş içerisinde elbette ki gök kubbedeki Rahmanlarla birlikte, hakla birlikte süren savaş içerisinde biz kılıcımızı çektiğimiz zaman elbette ki zırhımız yaralıyor. Zırhımızın içindeki bedenimiz, yani zırh hasar alıyor. Bedenimiz hasar alıyor. Alkanlar içerisinde geliyor olabiliriz. Ama Allah-u Teala yaralarımızı iyileştiriyor. Çektiğimiz kılıç nihayetinde Rahman katında hak ile batılın savaşında batıla elbette ki galip geliyordur. Yoksa bu insanlara nefes almayı bile çok gören, yeryüzü içerisinde hiçbir canlıyı adeta mikroorganizmadan makroorganizmaya kadar olan canlılara yaşam hakkını vermeyen bu acımasızlarla savaş elbette ki sürecektir. Vücudumuza aldığımız yaralar düzelecek. Düzeltiyor Allah-u Teala. Şifasını veriyor. Ama bunları dünya yaşamı içerisinde gönül gözü kapanmış, kararmış insanlara anlatmamız mümkün değil. Bunu sadece gönül gözü açık, Allah-u Teala'ya teslim olmuş insanlar ve belli bir mevkilere gelmiş, o mevkinin, makamın kadrini, kıymetini bilen kardeşlerimiz ancak bunu anlayabilir. O yüzden bizler her konuya değiniyoruz. Her konuda uyarma gereği hissediyoruz. Yoksa bugün öleceksin, yarın öleceksin. Biz Rahman katında her gün ölüp ölüp diriliyoruz. Her gün şehadet şerbetini içiyoruz. Ve şu bilgiyi de vermek gerekiyor. Siz hiç aynada kendinize baktığınız zaman kendi yüzünüzü görüyorsunuz değil mi? Ama biz aynada baktığımız zaman kendi yüzümüzü değil, Rahman'ın bize verdiği yüzü görüyoruz. Bunu dünyada ilk defa Titanium Inşaat söylüyor. Her insan aynada bakar ve kendini görür. Biz baktığımız zaman Allah-u Teala'nın farklı derecede yaratmış olduğu fiziksel yüzü, gözleri, kaşları farklı derecede biz görüyoruz. Ama normalde insanlar fotoğrafını çekse dahi seni sen olarak görüyor. Aynada baktığı zaman diyor ki ben beni ben olarak görüyorum. Sen seni sen olarak görüyorsun ama biz bizi biz olarak görmüyoruz. Allah-u Teala o aynanın arka tarafındaki durumu bize gösteriyor. O yüzden insanları tepeden bakarak fiziksel durumlarına göre madde üzerindeki yaşamları üzerinde asla değerlendirmeyelim. İnsanlar kendine aynada baktığı zaman istisnalar, birçok insan kendi aynada bakmak istemez. Çünkü orada gerçekle karşılaşır. Zifiri kararmış bir yüz, kararmış bir kalp, sürekli günah içerisinde, küfür içerisinde olan insan kendini elbette ki o anki dünyadaki fiziksel yapısıyla görecektir. Ama belli bir seviyeye gelmiş, dünya yeryüzü üzerindeki bütün olayları yaşayarak idrak etmiş, ne gelirse Allah-u Teala'dan gelsin, kahrı da hoş, lütfu da hoş diyen insanlar, belli bir süreden sonra Rahman katına çıkmış, bütün dünya etrafındaki komşu gezegenleri çözmüş, ayı, güneşi çözmüş, uzayın derinliklerini çözmüş, dünya üzerindeki, özellikle Türkiye'de, metafizik durum içerisinde, yani buranın bir enerjisi olduğunu, Türkiye ile hiçbir dünya ülkesinin baş edemeyeceğini görmüş olması gerekiyor. Bunu idrak etmiş olması gerekiyor. İşte bu konuda aydınlatan Yüce Rabbimiz. O yüzden bizler umudumuzu kesmeyeceğiz. Yeri geldiği zaman Deccal'e pes etmiş gibi, şeytana pes etmiş gibi, Siyonizme, kabalcılara,
Dünyayı yönettiğini sanan 15 aileye sanki pes etmiş gibi görüneceksin. Aslında pes eden bir şey yoktur. Onlar Rahman ve şeytanla olan savaşta elbette ki Rahman'ın galip geleceğini Allah-u Teala'nın desteğiyle birlikte yakın zaman içerisinde bunun tarihini elbette ki Yüce Rabbimiz bilir. Büyük savaş yeryüzüne indiği zaman insanlar o büyük dehşeti yaşadıkları zaman işte o zaman az önce dediğimiz gibi o aynayla karşılaşacaklar. Gerçek müminler, kalpleri Allah-u Teala'nın nuruyla dolmuş olan bütün kardeşlerimiz hiçbir zaman korku yaşamayacaktır. Ama kalpleri kararmış, sürekli insanların beyinleriyle oynayan, yani şu andaki verilen frekanslarla insanların hayatını değiştirerek bildiğimiz firavunluk, kölelik sisteminin daha ötesine geçmiş realiteler, sistemler elbette ki onların da çökeceği gün çok da uzak değildir. O yüzden bizler bu süreç içerisinde bakın bütün dünyada koronavirüsünün şu andaki simülasyonları yapıldı. Ölen insanların ve şu andaki diğer dünya içerisindeki devletlerde ölen ve Türkiye'de ölen sayılar an ve an BBG evi gibi gözetleniyor dedik, izleniyor. Yani bir kanalda bir dizi oynanıldığı zaman veya bir program yapıldığı zaman rating ölçümü gibi ölçümler şu anda bütün dünyada yapılıyor. Şu andaki maymun çiçek hastalığı da dünya gündemine oturdu. Şu anda 70 tane ülkede görüldüğü söyleniyor, gördüğünüz gibi. Bunlar da an ve an izleniliyor. Yani insanlar ve canlılar birer kobay olarak, affedersiniz birer denek, bir fare gibi kullanılarak ne kadar insan ölünüyor, hangi ülkede nasıl bir virüs çıkartırsak bu virüs konusunda yayılımı nasıl oluyor, bunların hepsini işte Siyonizm, şu andaki ilaç firmaları, aşı firmaları, Pentagon, derin devleti, Vatikan olmak üzere bakın pandemi süreci içerisinde bunların hepsi bu 15 aile tarafından hep çıkar amaçlı insanların sırtından para kazanmak isteyen sistemler tarafından inceleniyor. Bakınız Hristiyan alemi içerisinde Vatikan bir gün televizyona çıkıp da yani bu birileri tarafından üretilmiş virüs dile getirildi mi? Onlar tarafından yani Hristiyan alemi buna ne gözle bakıyor? Katolik bunlara nasıl bakıyor? Veya diğer inanışlar temsil olarak yani bir Müslüman lider bile çıkıp da sizlere yani bu biyolojik olarak geliştirilmiş bir yapay virüstür. Bunun arkası gelecek. İnsanlar havalimanında tarım ağaları konuşuyor. Şu andaki Twitter'ın sahibi konuşuyor. Ya biz bunları bir dikkat alalım. Müslümanlar açıklama yapalım. Hristiyan alemine veya diğer inanışlara açıklama yapalım diye bir şey söz konusu oldu mu? Nerede bu dünyanın lideri? Hristiyanlığın lideri nerede? Müslümanlık çıkıp da bu olayları gerçekten dile getirdiği zaman Müslüman camiasını dinleyeceği bir halife, bir lider var mı? Yok. O yüzden şu andaki verilen mühlet içerisinde bu liderliği iyi şekilde kullanamayan insanlar hayali olarak, manipülasyon olarak yani kendilerini bir şey görenler gerçekten hüsrana uğrayacak. Yani şu gün öleceksin, bugün öleceksin, senden intikamımızı alacağız. Neyin intikamını alacaksınız? Şu anda burada hakikat konuşuluyor. Hakikat konuşulan insan neden susturulmaya çalışılıyor? Bakın, videolara birkaç gün ara vermem, yorumlarda kimselerin beni tehdit etmesi, tehdit ettikten sonra silmesi falan benim umurumda değil. Bunları dile getiriyorum zaten. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Ben burada şu anda hakikati haykırıyorum. Yaşanan olayları anlatıyorum. O yüzden kimin nasıl, nerede, ne şekilde öleceğini Allah-u Teala karar verir. O kadar çok yanlış düşünüyorsun, o kadar çok
insanların kafasını karıştırıyorsun diyen insanlar, yani şu andaki Türkiye'deki yaşanan olayları değerlendirdiğimiz zaman kimin kafası neyle karışık? Din, kitap, peygamber, sünnet, Diyanet İşleri Başkanlığı, şu andaki insanların yaşadığı bu enflasyon, hayat pahalılığı, bunları konuşmayacak mıyız? Yani biz enflasyon olmadan yaşayabilir miyiz? Şu andaki The Economist dergisinin paylaşmış olduğu en sonki durum, yani bunu değerlendirmek istemiyorum çünkü herkes Economist dergisinin uzmanı olmuş. Orada başak var, kuru kafalar var. Yani sizi kıtlığa doğru götüreceğiz. Yani orada bir başak var, bir de kuru kafa var. Yani hepiniz iskelete döneceksiniz. Ya öleceksiniz ya da Afrikalılar gibi olacaksınız. Mesajı veriyor. Bunun üzerine başka bir değerlendirmeye gerek var mı? Başağın üstünde kuru kafalar varsa bu anlama geliyor. Başka bir şey konuşmama gerek yok mu? Yani sizi kıtlıkla, tedarik zinciriyle imtihan edeceğiz. Ya bize biat edeceksiniz ya da aç kalacaksınız. Ya Afrikalılar gibi iskeletiniz çıkacak ya da öleceksiniz diyor. Diye konumuz neye göre bunu konuşuyor? İşte anlatmaya çalıştığımız o üst akıl sisteminden aşağı doğru inen periyodik sistemin diye ekonomiste yansıması. Diye ekonomiste yansıması demek ne demek? Yani bunlar geleceği bilmiyor. Gelecekle birlikte bir kainlikte de bulunamazlar. Çünkü Allah-u Teala bildirmiş geleceği, yalnız ben bilirim. Ve dilediğim insana da onun vizyonunu gösteririm. Ama o dilediği insan, hani kimi seçmişse o olur. Elbette ki o insanın kalbi temiz olması gerekiyor değil mi? Allah-u Teala seçtiğine göre. Veya balçık içerisinden onu çıkartıp, çamurun içerisinden çıkartıp ona bir bakıma vizyon göstermesi gerekiyor değil mi? Peygamberlik dönemi bitmişse o zaman Allah dostlarının olduğu bir dönem var. İyi kalpli insanların olduğu bir dönem var değil mi? Bu süreç içerisinde Allah-u Teala o vizyonları gösteriyorsa, yani biz şimdi burada The Economist dergisine göre mi hareket edeceğiz? Biz Allah-u Teala'nın, Resulullah'ın sünnetine göre hareket edeceğiz. Allah dostlarının bizlere öğütleriyle birlikte hareket edeceğiz. Allah-u Teala'nın vizyonu gösterdiği, gerçekten Allah dostlarının bizleri bu dönemler içinde uyardığı durumları dinleyeceğiz. Ve o durumlar içerisinde hayatımıza yön vereceğiz. Hayatımıza yön vermenin kaidesi nedir? İnsan Allah-u Teala'ya teslim olacak. Tövbe edecek. Namazını dosdoğru kılacak. Kur'an-ı Kerim bilmiyorsa anlamını okuyacak. Türkçe mealini okuyacak. Allah-u Teala'nın surelerini okuyacak. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uyacak. Ondan sonra tevekkül Allah, ne gelirse senden gelsin Rabbim diyecek. Budur. Doğru dürüst bir insan olacak. Açık sözlü olacak. Karşısındakini kırmadan, üzmeden yoluna devam edecek. Bundan sonraki desturumuz bu. Ama hep kırılan insanlar, hep anlatılan süreçler içerisinde üzülen, yıkılmış, parçalanmış ve toparlanamayan insanlar haline gelinmiş. İşte bu durumu düzelmesi gerek. O yüzden bu süreçler içerisinde Mehdi Aleyhisselam bekleniyor. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Ve şu anda biliyorsunuz ki gündem içerisinde havuz medyada veyahut da sosyal medya üzerinde şu andaki insanlar bir sıkılma veya dar boğazın içine girdikçe ilahi bir şeyden medet umuyorlar. Halbuki sen dünya yaratıldığından bu tarafa bir Hazreti Allah varsa ilah odur. Biz her zaman ondan beklememiz gerekiyor. Ama zor durumda kaldığımız zaman şu anda
Sıcaklar yükseldi. Kurak mevsimin içerisine girdik. Derece yükseliyor. Rahmet yok. Yağmur kesildi. İnsanlar hemen yağmur doğasına çıkıyor. Halbuki yağmur doğasına 15 günde bir veya ayda bir çıksan olmuyor mu? İlla kuraklık mı olacak da yağmur doğasına çıkacağız? Bunun gibi. Rahmeti her zaman isteyeceğiz Allah-u Teala'da. Sadece belli aylarda, yani buğday bulamadık. Gıda tedarik zincirindeyiz. İşte yağ yok, şeker yok, un yok, her şey var ama bunların önü kapanıyor. Ekilip biçilme engelleniyor. İşte karşımıza, yani oradaki o dergideki başak ve kuru kafalar çıkıyor. Biz yapıyoruz bunu diyor yani. Bunu biz gerçekleştiriyoruz. Ve biz sonlandıracağız diyor. Siz kimsiniz? Siz geçmiş dönemlerde şeytan vardı, iblis vardı. Hala da var. Şimdi bunun yeni versiyonu. Deccaliyet, Siyonizm, kabal öğreticileri, büyü yapıcılar, derin Pentagon, Vatikan, İlminati, tapınakçı, hepsi birleşmiş topyekün olarak. Bunların yok yok, her şeyi var ama bir şeyleri yok, imanları yok. Allah-u Teala itikadı yok. Tövbe aşağı reddetmiş. Reddetmiş bir insan, yani bakın şu anda kabalcıların yaptığı büyüler insanların kanını donduracak derecede insanlar kurban ediyoruz dedik. Yani dolunaylara gerçekleştiriyor bunu veya belli aylar üzerinde. Yine Haziran'da bunların 2022'nin 6. ayında gün dönümünde yine farklı derecede ritüeller içerisinde rezaletlik, insanların baktığı zaman midesini alt üst edecek derecede ritüeller gerçekleştiriyor bunlar. Bunlara bir son verilmesi gerekiyor. Bunlar bütün dünyanın Rahman'dan gelen frekanslarına zarar veriyor. Bunların durdurulması gerekiyor. Ama işin başka bir boyutunda olan insanlar var. İşin realitesinde, işin meşhur olmasında, yani hakikate aykıranların bir kenara bırakıldığı, ben hakikate aykırıyorum ama sen yalancı insanların da propagandasını, reklamını yaptığın o süreç içerisinde ilim anlatmanın bize bir faydası yok. İlimi dosdoğru anlat. Muhalefeti de anlat. Yönetim sistemini de anlat. Halkı da anlat. Milletvekillerini de anlat. Bakanları da anlat. Ama sen tek taraflı, uzaya çıkacağız. Türkiye şahlanacak. Yani yıldızlar bunu gösteriyor. Burçlar bunu gösteriyor. Muhittin Arabi şunu söylüyor. Muhittin Arabi bunu söylüyor. İmam Gazali bunu söylüyor. Dersen bu ilmi toplayıp tek bir adamın üstüne doğru, yani şu andaki yönetim sisteminin üzerinde değerlendirirsen bu ilim olmaktan çıkar. Bizim onlarla zaten bir problemimiz yok. Onlar yolunu şaşırmış insanlar. Allah-u Teala ıslah etsin. Bu saatten sonra yapacağımız zaten bir şey yok. Bekleyeceğiz ve göreceğiz Allah-u Teala'nın. Yani bir A noktası ve B noktası koymuş. B noktasına geldikleri süreç Allah-u Teala'nın tanımış olduğu mühlettir. B'den sonra C'de ne olur? C'den sonra D'ye ne olur? Hep birlikte göreceğiz. Bu bir tehdit değildir. Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu Rahman, anlatıldığı zaman insanlar eğer bunu tehdit olarak değerlendiriyorsa, yani artık söyleyecek bir şey bulamıyoruz. O yüzden bu süreçler içerisinde çok kırılgan, çok statik durumlar içerisindeyiz. Bu statik elektriklenmeye yol açabilir. Bu statik döngü insanları farklı derecede, farklı noktalara gitmesine sebep olabilir. İşte o farklı noktalar Allah-u Teala'nın Rahman'ı varlıkları olsun. Allah-u Teala'nın ilim verdiği insanlar olsun. Peygamber Efendimiz'in sünneti olsun. Allah dostlarının nasihatları olsun. Kur'an-ı Kerim'in ışığı olsun. Kur'an-ı Kerim'in kalbime verdiği nur olsun.
Ve Allah yolundan ayrılanlardan olmayalım inşallah. O yüzden bizler bu süreç içerisinde, kırılganlık süreci içerisinde ne başımıza gelirse gelsin yolumuzu asla şaşmayacağız. Yani Elif gibi olacağız. Dümdüz. O yüzden Allah-u Teala'nın kanun ve hükümleri dışına çıkmış insanlar kendini toparlaması gerekiyor. Yani o birçok nimetlerden faydalandığınız durum içerisinde artık bir kısır döngüye sokulmak isteniyor ve sokuldu. Bunun içerisinden çıkabilmek topyekun olarak Allah-u Teala'dan gelecek yardımla birlikte olacaktır. Yani o evime şu kadar et alıyordum, şu kadar tavuk alıyordum, artık alamıyorum. İşte evim bolluk bereket içerisindeydi, o bereket kalmadı, her şey çok pahalı, alamıyorum. İşte o bolluk bereketlik süreci aslında Allah-u Teala tarafından rahmet katında kesilmemiş, şu andaki deccaliyet sisteminin ve Siyonizmin kafa kafaya vermesiyle birlikte, şeytanın verdiği dürtüyle birlikte bütün dünyada şu anda aslı olmayan ama gerçeği yaşadığımız tedarik zinciri ve kıtlık, yapay kıtlık süreci içerisine girmiş bulunuyoruz. Bunları çok iyi analiz etmek gerekiyor. Hayatımızdaki desturumuz inşallah Allah-u Teala'nın izniyle ne gelirse gelsin Allah-u Teala'dan geldiğini amenna sıddıkna kabul ettik. Ve bu süreç içerisinde 1000 yıl içerisinde, 100 yıl içerisinde bunun tarihini elbette ki yüce bizleri yaradan Allah-u Teala belirleyecektir. Herkes bu konuda müsteri olsun. Birbirlerine kötülüğü aşılayan, korkuyu aşılayan, işte şu tarihlerde bu olacak, sürekli insanları manipüle eden, beyinlerle oynayan insanlara bundan sonraki süreçlerde inşallah beynimizde onlara yer vermeyelim. Sürekli böyle insanlara bilgi verdiklerini, aslında zarar verdiklerini bildikleri halde anlatımlar yapan programlar var. Bu programlardan da inşallah uzak duralım. Böylesi süreç içerisindeki kırılganlık sürecinde çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın çok hassas bir noktanın içerisine geldik şu anda. Ve bu sürecin ne kadar çok hassas olduğunu ilerleyen dönemlerde net bir şekilde insanlar görecek. Nasıl görecek? Hayatın içinde görecek. Hayatın getirmiş olduğu bütün durumlar içerisinde kendilerine insanlar artık yüreğine, beynine, aynada baktığı zaman şekline, şemaline sorar hale gelecek. Bu duruma bizi yaratıcı mı getirdi? Yoksa yaratıcının yarattığı, görevlendirdiği deccaliyet sistemi, şeytani kabalcılar veyahut da Siyonizm, şu andaki tapınakçılar, İlminati, artık bütün bu sistemler araştırıldığı zaman parayı kim kazanıyor? Kimin sırtından kazanıyor? Ve bizi getirmek istedikleri nokta, firavunluk sisteminin bir üstündeki o kölelik sistemine nasıl getirdiler diye kendileriyle yüzleştikleri zaman gerçeği, batılın ne kadar çok insan üzerine oynadığı oyunu, hakkın bu oyunları gördüğünü ve bu süreç içerisinde Allah-u Teala'nın yardımıyla birlikte batılı yok edeceğini ve bunun için de Allah-u Teala'nın ordularının seferber olduğunu, Allah-u Teala'nın emriyle birlikte yeryüzüne indikleri zaman büyük bir deccaliyet ve şu andaki saymış olduğumuz Siyonizmin iç yüzü ve ne olduklarını insanlar net bir şekilde şu anda idrak edemeseler de gönül gözü açık olan insanlar idrak ediyor. Onları bu durumun dışında tutuyoruz. Onun haricinde hala uyanmayı bekleyen, büyük bir gaflet içerisinde ölü toprağa serpilmiş gibi uyku hali içerisinde olan büyülenmiş insanlar var. Bu büyülerin, onların bir üstündeki, yani kabalcıların bir üstündeki Rahman katındaki bilgiler ışığında
Birçok insanın uyanışları devam ediyor. İnşallah Mehdi Aleyhisselam dönemi içerisinde de Ashab-ı Kehf'in uyandırılması ve birçok şu anda size söyleyemeyeceğimiz durumlar içerisinde uyandırılması söz konusu. Elbette ki Allahü Teala'nın orduları saymakla bitmez. Bu süreç içerisinde inşallah Hakk'a hizmet eden insanlar olacağız. Hakk'ın yolundan ayrılmayacağız. Hakk'ı haykıracağız. Ne kadar çok yasa çıkartırlarsa çıkarsınlar, kendi yalanlarını ifşa eden, doğruyu ve hakikati söyleyen insanları cezaevine atmaları veya onlar üzerinde mahkeme kararıyla susturulmaları o insanları hak davasından vazgeçirecekler anlamına asla gelmez. Sosyal medya yasasının çıkmasıyla birlikte insanlarda daha da çok suskunluk, şu anda olduğu gibi daha da çok kitlelerin yalanlarla avutulması, gerçeklerin söylenmesi manipüle ve engellenmeye çalışılıyor. Bu durum konusunda da sizleri uyarmak gerekiyor. O yüzden Allahü Teala'ya yakarışımızla, duamızla inşallah sohbetimize son verelim. Başka bir sohbetle inşallah görüşeceğiz. Benim her zaman dilimden düşürmediğim bir dua var. Bu duayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ya Rabbim diyorum, İslam sancağını yükseltsin ve ona yardımını eksik eylemesin. Küfrü tamamen ortadan kaldıracak şekilde mahvetsin. Sana itaat etmek için canlarını esirgemeyen ve kanlarını dökerek rızana kavuşmaya çalışan mücahit kullarına güç ve kuvvet ver. Gerek dünyada savaşını sürdüren, gerekse manevi anlamda şeytani güçlerle savaşan bütün kardeşlerimize Allahü Teala güç kuvvet versin. Yurtlarında muhafaza, kendilerini muzaffer eylesin. Emirülmüminin yani Şahı Muazzam Muhammed Mehdi Aleyhisselam'a Allahü Teala zaferlerden zaferlere gitmeyi nasip etsin. Mehdi Aleyhisselam'ın dualarını Allahü Teala kabul etsin. Dini İslam yapıp şerefli ismini yüceltebilmesi için onu desteklediğinde Allahü Teala'nın desteği inşallah Mehdi Aleyhisselam ve ordusunun üzerine olsun. Allahü Teala mahrum eylemesin. Zira o yalnız senin rızan için, Mehdi Aleyhisselam ve ordusu sadece Allahü Teala'nın rızası için kendi rahatını terk etti. Allahü Teala'nın yolunda malını feda etti. Hatta canını dahi bu yola fedaya hazır olduğunu Allahü Teala şüphesiz ki biliyor. O yüzden Allah'ım, o nasıl ki senin davetine uyup dini İslam'ı korumada gevşeklik göstermeden emrine icabet etmiş ve bu uğurda gecesini gündüzüne katmış ise ve Hz. Mehdi'ye destek gösteren, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişine hazırlanan kardeşlerimiz olduğu gibi Hz. Mehdi Aleyhisselam'a ve ona yardımcı olan insanlara da sen de Hz. Mehdi Aleyhisselam'a ve yardımcılarına zafer ihsan eyle. Onu düşmanların hilelerinden uzak kıl ve muhafaza et. Allah'ım, ona bütün güçlükleri kolaylaştır ve küffarı inşallah Allahü Teala bozguna uğratarak İslam askerlerini muhafaza eyleyecektir inşallah. İnancımız bu yönde, benim kalbimden geçenler bunlar. Allahü Teala kabul etsin inşallah. Bu süreçler içerisinde
Umutların tükenmediği bu sohbetlerle birlikte insanların yüreğinde tekrar çiçeklerin açtığı ve bu yaz sezonuna girdiğimiz bu süre içerisinde Allahü Teala cem-i cümlemizi muhafaza etsin. Deccaliyet sistemi, şeytani sistemler, kabalcılar, dünyayı yönettiğini sanan 15 aile, Siyonizm, tapınakçılar ve İlminati yapılarından, çok tehlikeli bu yapılardan Allahü Teala cem-i cümlemizi gerek havuz medya, sosyal medya ve verdiği sübilans mesajlardan Allahü Teala cem-i cümlemizi muhafaza etsin. Bugün önemli bir gündür. Allahü Teala'ya yakarışlarımızın her günü ayrı bir önemlidir ama bugün de ayrı bir önemi vardır. O yüzden bu dualarla sohbetimize son veriyoruz inşallah. Başka bir sohbette daha görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın, sağlıklı kalın inşallah. Ve her zaman dediğimiz gibi Allahü Teala yar ve yardımcınız olsun. Allahü Teala utandırmasın. Biat Allah içindir.